başladı. Senin üzerine aradılar mı? Allah aşkına, benim üzerim yok ki. Bir tek kurban var, o da cepsiz. Başkadı, burada yargılamayı biz yapıyoruz. Sen sanık durumundasın ya Allah aşkına. Birden başladı sorgulamaya. Allah aşkına, yargıçlar ile hakikat arasında perde vardır. Doğru söylüyorum. Başkadı. Peki yine de hazırladığımız ilk soruyu soruyorum. Tanrı'yı bilebilir miyiz? Nitelik ve sıfatlarını bilir miyiz sence? Devam et, devam et. Allah aşkına. Bilinmeyen de bilinmemekle bilinir. Bilmediğimi bilmediğimdir. Bildiğim bir şey varsa. Başkadı. Peki bir irfan bilme var mıdır? Allah aşkına. İrfan zaten bilme demek. İrfan varsa saltanatınız yoktur. Var olması için sizin sorgu yapacak durumda olmanız gerekir. Olmamanız gerekir. Başkadır. Yani evet mi diyorsun? Allah dedim ya, bu size bağlı. Tanrı var mıdır? Dünya ve kainat bir gerçeklik ise Tanrı yoktur. Eğer bir suret ise vardır. Siz zahirdesiniz, dünyayı gerçek kabul ediyorsunuz ki objektif tanzim tasarrufları yapıyorsunuz. Ona yasa biçiyorsunuz. Dünya ve kainat vardır diyorsanız Tanrı'yı inkar eden sizsiniz. Yok eğer bunlar bir suret ise beni ne suretle yargılıyorsunuz? Başkadı, estağfurullah, bize Tanrı tanımaz mı diyorsunuz? Şimdi de biz mi suçlu olduk? Allah aç. Elindeki bir taşı yere bırakır. Bu taş hep yere düşüyorsa Tanrı yoktur. Odasızız ki gibi yasaya uyar çünkü. Yasanın hüküm sürdüğü yerde Tanrı'ya yer kalmaz. Taş hep yere düşer. Bunun yasasını kim koymuş olursa olsun bunun tersi mümkün değil. İstisnası da yoktur. Yasalarımız da öyle. Siz hiçbir selin akmayıp bıçakla kesilir gibi donup kaldığını gördünüz mü? Mümkün mü bu? Ben diyorum ki, bu dünya gerçekse hüküm sizindir ve Tanrı'nın yeri yoktur. Ama bu dünya bir surettir ve ben onu beyan ile gördüm ki Tanrı vardır. Var ise kaldırın hüküm ve yargınızı. Başkadır, biz bir fetva vermek zorundayız. Konuş! Hallaç, sizin ve benim fetvam yazılmış zaten. Başkadı, kimin tarafından? Hallaç, ilahi bir yargı ve acımasız bir yargıç, yani zaman tarafından. Başkadı, tövbe edecek misin? Ben her gün 1000 defa tövbe ediyorum. Siz 1000 defa tövbe edin bir yeter. Bir defa. Siz 1000 defa o zaman. Başkadı, tövbe etmeyen kafirdir, o nasıl söz? Ama herkes başına buyruk yaşarsa dini kaos, kargaşa doğmaz mı? Hallaç, bu dediğiniz zaten siyaset. Sizin dediğiniz tek düze bir meşrep. En iyi uyum kaostan doğan kaotik uyumdur oysa. Buna medeniyet denir. Gelen ise cabası. Üçüncü kadı. Bir kimsenin kendi şahsi dini olur mu Allah'ç? Allah'ç ben insanım. Mekansızlık cevheridir ayetim. Zata gider bidayetim. Üçüncü kadı. Cevap vermedin. Allah'ç İslam'ın şartlarını tayin eden ulema, alim ve fakihler, onlar kuralları koymaktadır. Şart koymak saymaktadır. Saymak sınırlamaktır. Üçüncü kadı ne demek oluyor bu? Hallaç, hiçbir sayı ve şart zatı kuşatamaz. Onun sıfat ve niteliklerinin sayısı her insanın durduğu sayının bilinciyle sınırlı ve farklıdır. Bu da Tanrı'ya ilişkin her insanın bilincinin zatı ve kuşatıcı olmayan durumuyla farklı ve bunun da kanıtlanmaya yönük bir hal olmadığını söylüyorum. Üçüncü kadı, yani her insanın ayrı bir dini oluyor. Hallaç, ayrı değil, farklı. Muktedir, bilmem ki anne. Benim elimden de fazla bir şey gelmiyor, biliyorsun. Ben şahsen böyle bir adama okudum. Ya destur ya! Git sessizce oku ya. Bak salağa bak ya, bunları kaydedin abi. Git sessizce oku. Dede sen var ya, kendini katıyorsun şu anda ve sen bir hiç oluyorsun. O varlığa da nasip abi, olamıyorsun. Ya. Sana estağfurullah. Bu hakkındır. Al oku. Sessizlikle oku ya. Ya git ya. Niye bağırmaksın orası? Abi sen manyaksın ya. Tatmin oluyorsun şu anda. Aldığın ilaçların. Dede efendi, hani dedeliyiz? O egoyu bana satıyorsun. Burada bu sarhoşlukla. Bak, içtiğin bak, kaçma. Sen bugün anlamıyorsun. Git duvarlara bağ. Ben gece gündüz. Hayır. Bu sefer değil. Hayvan.
Benim işim olmaz abi. Sanax çakmış bir gerizekalıyla eroin çaksam şu anda burada olsam bunu okuma hakkım yoktur. Sanax çakarsam da bu lavuk gibi olurum. Hayır efendi. Benimle beraber aynı sakili yap, aynı boku iç. Aa, bu yanlış. Hayır hayır. Orada bir şey var. Hayır hayır abi. Orada bir şey, ona git abine anlat. Öztürksün tamam, ya. Git özünü yaşa. Türkleri boş ver. Özo, aradığın bilgi Ali Bek'te. Bunlar da değil. Ben bunlarla beraberim yıllardır. Ali Bek, Ali Bek. Apo, Apo. Kan dolar. Ovacık. Çok önemli. Ali Bek çok önemli. Ali Bek, ben dedeye dedim ki az iç, Ali Bek'i adam götür. Ali Bek'in eline dokunsunlar gençler. Yok dedi. Gerizekalı. Buyuz olur ya. Oku bakayım ne yazıyor? Okuyamıyorum ki. Biz fani cihanın zineti, yüzüz olmuş yolumuzun kıneti, zira destan olur elinin zanaati. Bu destan olur. Bilirsin. Hakkın, hakkın yaptığın hiç sırdır. Gizli değil. Gizlidir. Yani biri açık da değil kızım. Derede, depede söyleyen belir. Bunlar haraptır, bunlar cihanı. Ne arasın sen ha? Ne arasın? Kızır aleyhisselam yani. Ha. Aman ol. Ha, o neydi evladan kızı ses geldi. Milletin şeyine ya kızı dedi. Sana yorum yok. Sen gizli havada denizin kenarında bir das balı dası kaldı. Bir at dibinde var. O atı da al. Ona da yorum yok. Sana da yorum yok. Size yorum yok. Ama benim kulumun zarında da ötü ses. Benim kulumun zarında ötü ses. Bağlanan perde perde, düşündüm beni derde, düşündüm beni derde. Ayak üstü duramam, ayak üstü duramam seni gördüğüm yerde. Şunları çeksene, şunları çek, şu iki tanesini çek abi. Sabahınız ayrı senin. Seninle de o ayrı. Burada bu kadar köpek var.